Evet arkadaşlar merhabalar. LG G2 iç flex'i nasıl değişiyor? Bugün size onu göstereceğiz. GSM iletişimde. Bu arada arkadaşlar flex'e neler bağlı? Ben size onu da anlatacağım. Flex'in üzerinde neler var? Flex ne işe yarıyor? LG G2 flex'i. Bunu size anlatmaya çalışacağız. Öncelikle arka kapağını açıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar LG G2 Flex'in üzerinde LG G2 Flex'inde genelde kulaklık soketi var. Seyyar kulaklık. Mikrofon var. Şarj soketi var. Aynı zamanda görüntü entegreleri de buna bağlı. Zil buzzer'ı entegresi buna bağlı. Zil sesi. Bunlar hepsi tek bir parçaya bağlı. Yani telefon mikrofon çalışmıyorsa bu şarj flex'in değişmesi lazım. Kulaklık dış kulaklık görmüyorsa bozulmuş ise bu şarj flex'in değişmesi lazım. Şarj soketi şarj almıyor ise yine de şarj flex'inin değişmesi gerekiyor. Toplam 12 adet vida söküyoruz telefon üzerinde. Sökülmesi gereken 12 adet vida var. Öncelikle batarya akımını kesiyoruz. Bütün tamirlerde öncelik yapmanız gereken telefonun şarj akımını kesmek, kısa devre yapmaması için. Evet, şu anda şarj flex'ini söküyoruz. Biz buna genelde şarj flex'i diyoruz. Flex olarak da geçiyor. Bu zil buzzer'ı. Şebeke antenlerini de söküyoruz bu arada. Dokunmatik soketi, ekran soketi. Evet arkadaşlar bu şarj flexi bunun üzerinde neler var? Görmüş olduğunuz gibi şarj soketi var. Mikrofon var. Kulaklık soketi var. Aynı zamanda zil sesi entegresi var orada. Zil buzzer oraya temas ederek. Aynı zamanda tuşlar, görüntü vesaire birçok şey buna bağlı diyebiliriz. Ama bu da yenisi. Şimdi onu taktık. Yenisini takacağız. LG G2 şarj flexi. Flex de iç flex de diyebiliyoruz buna. Bu değiştirdiğimiz flex'te şarj sorunu olduğu için müşterimiz değiştirmek istedi. Şarj sorunu olduğu için komple flex değişiyor.
Bu arada bu videomuz sadece bilgi amaçlıdır. Uzman olmayan kişilerin böyle bir şey yapmasını tavsiye etmiyoruz. Aksi takdirde telefon ağını bozabilirler. Evet arkadaşlar, buraya küçük bir çift taraflı bant yapıştırıyoruz ki zil bazları temas ettiği entegre oraya yapışsın. Zil bazlarında zil sesinde sorun olmasın diye. Oraya çift taraflı bant yapıştırıyoruz. Çünkü yapıştırmadığınız zaman oynama yapabiliyor orası. Evet, zil bazları takıyoruz şu an, zil soketini, parçasını. Dediğim gibi arkadaşlar, 12 tane vida olması gerekiyor. Bir tanesi siyah, 11 tanesi normal gri vida olmak üzere. Bu arada size siyah vidanın da nereye takılacağını tekrar göstereyim ki yanlış vidayı yanlış yere takmayasınız. Önce gri vidaların hepsini takalım. En son olarak siyah vidayı takacağız. Hover tuşu, home tuşu, kamera kapağı da diyebiliyoruz buna. Taktık. Evet arkadaşlar, tüm vidaları gri vidaların hepsini taktıktan sonra 11 adet. Şimdi 12. siyah vidanın yerini özellikle size göstereyim. Siyah vida mutlaka buraya takılmalıdır. Şuraya takılmalıdır. Aksi takdirde diğer vidalar buraya zarar verir. Tamamdır. Garanti etiketimiz. Kapağı da taktıktan sonra iç flex değişimi başarıyla gerçekleşmiştir. Bu da eskisi. Eski iç flex'i. Evet, gördüğünüz gibi şu anda telefon şarj ediyor durumda. Müşterimiz getirdiğinde telefonu şarj almıyordu. Şu anda telefon şarj alıyor.